Sağ Export 2024. Çok kurumsal bir starttayız. Canik. Silah üretiminde tabanca ile başlayıp bütün üretim gamını inanılmaz boyutta geliştiren çok nadir kuruluşlarımızdan biri. Köklü bir kuruluş. Gelenekleri olan bir kuruluş. Ve iş geliştirme ve komünikasyon direktörü Sayın Gençay Gencer ile beraberiz. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Çok başarılı bir stand öncelikle, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ekibimizin eseri. Çok keyifli bir stand ama arkamda bana dönmüş bir şey gözüküyor. Yani insan görüntüsünden bile birazcık çekiniyor ama anladığım kadarıyla dost bir varlık. Evet, bizim için dost. Bizim için dost. Biraz anlatır mısın Eylül? Efendim öncelikle teşekkür ederiz. Sağ Expo, Canik ve grup şirketlerinin standına geldiğiniz için. Şu an arkamda görmüş olduğunuz, arkamızda görmüş olduğunuz konseptin ismi Trakon Kulesi, yani Trakon uzaktan komutalı silah sistemiyle donatılmış 30 milimetre topumuz olan Venom LR. Venom LR. Venom LR. Buradaki LR, LR dediğimiz LR bizim düşük geri tepme, yani low recoil'ın kısaltması. Evet. Bu bir konsept. Dünyada şu an çok ciddi bir şekilde önümüzdeki zamanlarda göreceksiniz. 30 x 113 mm topa geçiş olacak. 30 x 113. Evet. Şu anda herkes 155, 120, 120 arıyor. Onlar büyük toplar. Yani evet. İşte ufak kalibre, orta kalibre ve büyük kalibre. Biz orta kalibreden bahsediyoruz. Bunların, bu topların yani 30 x 113'ün çok büyük bir önemi var. Çünkü neden? Mevcut işte maalesef kuzeyimizdeki büyük savaşı görüyoruz. Bu savaşta bazı silahlar artık yeteri kadar etkin olmadığı görülüyor. Nedir bunlar? Mesela ana muharebe tanklarının üzerinde 8x8'lerin işte 4x4 araçların üzerinde olan işte 7.62'dir, 12.17'dir falan bu tip mühimmatların, silahların muharebe alanında yeteri kadar etkin olmadığı. Olmadı. Bununla beraber aslında belki piyadeye karşı etkili ama bu sefer de platformlara karşı yeteri kadar etkili olmadığı görüldü. Hala çok etkin ve çok kullanışlı olan 12.7 kalibre, yani 50 kalibre dediğimiz silahların mesafe olarak iyi olduğu ama ancak taşıdığı patlayıcı olmadığı için, çünkü hacmi ufak olduğu için, hacmi ufak olduğu için de yeterli miktarda patlayıcıyı düşman hedefine sevk edemediğinden dolayı yeterli görünmüyor. Aslında mesafesiyle ilgili, atış gücüyle ilgili, rate of fire'la hiçbir sıkıntı yok. Çapı gücü. Büyük kalibre var, 40 milimetre bomba atarlarımız var. Onlar da biliyorsunuz böyle parabolik bir yolla gidiyor. Doğru. O da dağılımı çok yüksek. Çok precise, yani yüksek hassasiyet atış yapılamıyor. Bunların ikisinin birleşimi bir şey lazımdı ki orada bu devreye girdi. 30 x 113 orta kalibre top konsepti. Bu yeni bir şey değil. Evet. 1960'lardan beri muharebe alanında olan bir şey ama daha çok bunu hava araçları kullanıyordu. Biz ne yaptık? Bunu gördük. 2019 senesinde bunu gördük. Ve 2019 senesinde bir karar alarak dünyadaki orta kalibre 3 tane orta kalibre top üreticisinden biri olan İngiliz, köklü İngiliz şirketi AI Systems'ı satın aldık. 67 yaşında bir İngiliz devini biz bünyemize kattık. Bunu niçin yaptık? Çünkü bu topun geleceğin topu olduğunu bildiğimiz için. Ama bu bir dakika, bu çok stratejik bir görüş. Doğru. Yani taktik değil bu. Bunu nasıl, yani daha Ukrayna Savaşı başlamamış. Tabii, başlamadan önce. Yani nereden bu? Şöyle oldu olay, tabii çok uzun bir hikayesi var, ben kısaca şöyle özetleyeyim. Biz tabii ülkemizin de girdiği bazı savaşları da inceleyerek, yani mesela bu güneybatımızdaki işte Irak-Suriye bölgesinde yapılan bazı işte işte karşı olan savaşları böyle incelediğimizde, muharebelerin hibrit muharebe şekline kaydı ve çok pahalı platformların bu tip ortamlarda, yani düzenli ordularından çok pahalı platformların bu tip ortamlarda bazı sorunlar yaşadığını, ülkemizin dahil olduğu özellikle Fırat Kalkanı operasyonu olsun ciddi deneyimler elde ettiğini bunları gördük. Buradaki çıkarımlarımızdan geldi. Asimetrik savaşta da bu çok önemli. Evet, niçin? Çünkü iki tane önemli parametre vardır. Her iki tarafın bir karşı karşıya geldiği ya da her pusunun diyeyim iki tane önemli parametresi vardır. Birincisi İngilizce söyleyeceğim. Fire superiority, yani atış üstünlüğü. İkincisi mobility, yani hareketlilik. Hareketlilik ve fire superiority. Peki çok büyük bir kalibreyi taşırsanız ağırlığından dolayı mobility'yi kaybediyorsunuz. Tabii. Çok
bu sefer de atış üstünlüğünü azaltırsanız da evet mobiliteniz artıyor. Ama de karşı tarafa avantaj sağlıyor. Evet. Dolayısıyla ikisini de birleştireceğiniz silahlar aslında bizler için çok daha önemli olduğu için arayışa başladık. Dünyada da baktığımızda orta kalibrede dünyada o zaman için 3 tane üretici vardı. Biri Amerikan üretici, bir tane Fransız, bir de İngiliz. Biz de hangisinin daha geçmişinin uzun olduğuna baktık. En uzun İngiliz şirketi. Ve onların 60 yıldır kullandığı ve defalarca combat proof'un olmuş bir topu aldık biz. Düşük geri tepmeli hale getirdik. Yani benim çok bildiğim kadarıyla yanılıyorsam düzeltir. Dünyanın en az geri tepmesi olan topundan bahsediyoruz. Orta kalibre topundan bahsediyoruz. Orta kalibre. Doğrudur. Çok iyi konfigür edilmiş ve combat proof'un yani muharebede kendini ispatlamış bir orta kalibre topu aldık. Evet. Bunun üzerine çok özel iki tane şu görmüş olduğunuz bufferları ekledik ve tepmeyi çok ciddi oranda düşürdük. Ne kadar düşürdük? Şimdi bizi izleyen konuklarımız bunu tam olarak anlaması için söylüyorum. 12.7 50 kalibreyi herkes biliyor. Evet. Onun üretmiş olduğu enerji eğer bir sönümleme kullanmıyorsanız 12 kilonewton civarı. Bu 12 kilonewtonun bunu aklınıza tutun. Bu top 30 metre mermi atmasına rağmen sadece ve sadece 7 kilonewton enerji üretiyor. Yani 12'den daha düşük. Yarı yarıya. Tabii. Dolayısıyla nerede 50 kalibre kullanabiliyorsanız evet. 30 metre kullanabiliyorsunuz. Yani dünyada temel anlamda bütün platformlara entegre edilebilir muazzam bir top geliştirmiş olduk. Evet. Bu aslında oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir game changer. Yani oyunun bütün kurallarını değiştiren bir oyun bozan oldu. Müthiş bir şey bu. Gerçekten zaten şu anda yanımızda da bir büyük kalabalık. Libya heyetimiz var. Görüyor musun kalabalığı? Nasıl şey yapıyorlar? Büyük bir merakla izliyorlar gerçekten. Çok da dikkat çekiyor. Peki bunu şimdi hem deniz hem kara platformlarına entegre ediyoruz. Şimdi orada da entegrasyon devreye giriyor. Hı. Bu topu tek başına kullanamayacağımız için de bizim grup şirketlerimizden Unirobotics şu görmüş olduğunuz Trakon kulesini yani Trakon uzaktan komutalı silah sistemini yaptı. Bu silah sistemin üzerinde şu an bir radar görüyorsunuz. Bu radar. Bu evet radar. Yine çok gelişmiş bir yakın hava savunma radarı. En ufak radar, en ufak FPV dronları bile havada konumunu tespit ediyor. Kameraya söylüyor. Kamera oraya dönüyor. Evet. Görsel teması alıyor. Top devreye giriyor. Eğer son kullanıcı onay verirse, tuşa basarsa hedef angajı oluyor. Yaşanıyor ama son kullanıcıya ihtiyaç evet. var. Hemen hemen her şey yapay zeka ile yapılıyor. Ama son karar son kullanıcının. Evet. Tabii doğru. Normali o. Uzaktan kumanda kabiliyeti esasında çok büyük bir avantaj evet. anladığım kadarıyla. Çünkü bunun için böyle bir yapı, böyle bir karmaşık sistemin ancak böyle bir sistem yönetilmesi lazım. Evet. Peki Canik 2025'e doğru neyle devam ediyor? Bu var. Tamam evde, cepte. Başka neler var? Şimdi tabanca aran farklı olarak orta kalibre topların lansmanları öyle bir sezonda bitmiyor. Birkaç sene sürüyor. Çünkü bunlar tedavüle 20 sene, 30 sene kalmak için tasarlanmış araçlar olduğu için evet. öyle lansmanları da böyle bir 3 ay yapalım, 2 ay yapalım değil. Böyle birkaç yıl süren bir lansmanı oluyor. Çünkü savunma işlerini biliyorsunuz süreçler evet. çok uzun soluklu oluyor. Bu da bizim aslında sevdiğimiz bir şey. Ama tabii ki Türkiye'deki insanların çok alışık olmadığı, daha doğrusu diğer sektörlerin çok alışık evet. olmadığı bir özellik. Yani gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki insanlar çabuk sonuç alınmasından yana. Herkes çok... ister ama savunma sanayi öyle olmuyor. Savunma sanayi yavaş ilerler ve sağlam adımlarla ilerler. Peki. Başka anlatacağınız bir şey yoksa? En çok öne çıkaracağımız bu. Teşekkür peki. ederiz. Sağ olun. O zaman Genç Ağabey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok özel bir sistemi hep beraber anlamış olduk.